Evet, teşekkür ediyoruz. Bugün Süper Lig'in 4. haftasındayız. Güzel başlamıştık, güzel devam ediyoruz. Tabii ki Altay'da aynı bizim gibi çok güzel bir şekilde Süper Lig'e başlangıç yaptı. Seyircimizin önünde galip gelmek güzel. 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik. Şu anda zannediyorum tabii ki maçlar oynanmadı ama maç fazlasıyla lideriz. İnşallah bu temponun, her zaman söylüyorum, 38 maça yayılması halinde Konyaspor ligi iyi bir yerde tamamlar diye düşünüyorum. Bugün baktığınız zaman seyircimiz esasında bizim istediğimiz sayının çok altında kaldı. Futbol Federasyonu pandemi nedeniyle stada giriş şartlarını lig başlamadan çok kısa bir süre önce belirledi. Tabii ki bu dönem içerisinde aşılarını tamamlamış olsa da 14 gün süreyi geçirmemiş seyirci kitlemiz mevcuttu. Ama bugün itibariyle baktığınız zaman Futbol Federasyonu'nun açıklamış olduğu tarih itibariyle iki aşısını ve ekstra 14 günlük süreyi tamamlayan seyircilerimizin artık stada gelmesi gerekmekte. Biz bunu istiyoruz. Takımımız oldukça iyi gidiyor. Bu iyi giden takıma eksik olan tek şey seyirci. İnşallah önümüzde Giresun deplasmanı var. Ondan sonraki hafta maçımız Trabzonspor'la. Biz pandemi şartlarında belirlenen %50 kapasite, yani stadımız 42 bin kişilik, 21 bin kişiyi biz stadımıza bekliyoruz. Bu takıma destek vermelerini istiyoruz. Oynanan oyunu belki televizyonlardan izlemişlerdir. Takımımız mücadele ediyor. Bu mücadele ruhunu sahada seyircimizin de görmesini istiyor. Ve o aldığımız güçle inanıyorum ki daha üst seviyelere, daha üst futbol kalitesine yaklaşacağımızı umut ediyorum. Bugün 11 Eylül 2021. Tevafuktur ki Konyaspor Süper Lig'de, daha önceki dönemler ismi birincilik olan Süper Lig'de ilk golünü Altay'a 11 Eylül 1988'de atmış. Bugün yine bir 11 Eylül ve yine Altay. Bugün de 800. golümüzü, Süper Lig'deki 800. golümüzü yine Altay'a attık. 800. golümüzü atan Soner kardeşimizi ben tebrik ediyorum. Her bir futbolcumuzun, hocamızın nezdinde alınlarından öpüyorum. Mücadeleci ruhları için kendilerine teşekkür ediyorum ve başarıların devamını diliyorum.